Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı ikinci oturumu gerçekleştirildi. Mecliste söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Özgür Özer şunları ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 2021 mali yılı bütçe kesin hesabı incelemelerini tamamladık. Burada bazı tespitlerimiz olacak. Onları izah etmek istiyorum izninizle. Komisyon raporunda şöyle söyler. Kanunla tahsile yetki verilen gelirlerin tahsil edildiği. Biz muhalefet partileri olarak bunu görme, inceleme, bunu onaylama durumunda değiliz. Neden değiliz? Belediyenin encümeninde veya yetkili komisyonlarında, denetiminde yani yönetiminde yokuz. Ardından bütçeden harici bir ödemenin yapılıp yapılmadığı, bunu eminim benle beraber birçok partisi fark etmez, birçok meclis üyesi bilme yetisine sahip değildir. Çünkü belediyenin yönetiminde bizler yokuz ama bu meclisteki insanların da birçoğu yok. Verilen ödeneklerin yerinde harcandığı, yani bunu az önce bahsettiğim gibi kim neyi yerinde nasıl harcadı bunları hiç kimsenin bilme şansı yok. Eğer yönetimde değilse giderlerin gerçek ve usulüne uygun olarak yapıldığı, giderlerin kanuniliği ilkesine uygun olarak harcandığı diyor. Az önce saydığım nedenlerle bizim bunları bilme şansımız yok. Burada yine alt notlardan ödenekleri yetişmeyen harcama kalemlerine 365 milyon lira bakın. Eski parayla 365 trilyon lira bir ödenek aktarımı var, ilave var. Bunu yine tekrar ediyorum, bu meclisteki insanların %95'i ben de sorsam şimdi şu 365 milyon nereye harcandı desem bir üyenin bunu bilme şansı yoktur bakın, partisi fark etmiyor. Ardından devam ediyorum. 13 milyon 500 bin yani 13,5 milyonluk bir rakam encümen kararınca iptal edilmiş. Peki bu iptal edilen ödenek ne için iptal edildi? Neden iptal edildi? Zannediyorum bir tek encümen bilir. Bunu buradaki hiçbir meclis üyesinin de kolay kolay bildiğini zannetmiyorum. Yine devam ediyoruz. Ardından 40 ve 41. maddesinden bahsediyor kanunun. Ben de aynı kanunun biraz sonra 41. maddesindeki bazı yeterlilikleri sorgulayacağım. Yine özür diliyorum. 2021 yılı bütçe gider kesin hesap cetvelini inceliyorum 3. sayfada. Burada 04 kod numaralı faiz giderleri var. Yaklaşık 66,5 milyon lira faiz ödenmiş. Tekrar ediyorum, 66,5 milyon lira faiz ödenmiş ama diğer altlıklara da baktığımızda, gerekliliklere de baktığımızda borçlanma usul ve esaslarının bu raporun hiçbir yerinde yer almadığını açıklıkla söyleyebilirim. Tekrar ediyorum, borçlanma usul ve esasları verilmemiş. Yine 06 kodlu sermaye giderleri, yine 3. sayfadan devam ediyorum. Burada 654 milyon liralık bir net ödenek ayrılmışken 603 milyon liralık bir ödeme gerçekleştirilmiş. Şimdi ben yine sorsam içimizdeki çoğu kişi bunların 603 milyonun nereye, nasıl, neden aktarıldığını birçoğumuz bilemez. Yönetimde olanlar bilebilir. Onlara bir şey demiyorum ama meclis üyelerinin bu konuda bilgilendirildiğini zannetmiyorum. Ve nihayetinde buradan bakın 600 küsür milyonluk kalemden 48 milyon lira gibi bir rakam, yaklaşık 50 milyon gibi bir rakam önümüzdeki yıla devredilmiş. Bunun neden devredildiğini, bu parayla ne yapılacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Son olarak notlarıma devam ediyorum. Az önce de bahsettiğimiz gibi Belediyeler Kanunu'nun 41. maddesinde yer alan kesin hesap detayında şunlar yazılı. Gider hesap cetveli olacak diyor. Evet, Rıdvan Bey sağ olsun geçen hafta bazı bilgileri ulaştırdı bize. Teşekkür ediyorum verdiği bilgiler için. Gider hesap cetveli var ama alt kodları ve açılımları yok. Gelir kodları var, gelir hesap cetveli var. Tekrar ediyorum yine alt açılımları ve alt kodları yok. Finansman ekonomik sınıflandırma cetveli hiç yok. Tekrar ediyorum. Finansman ekonomik sınıflandırma cetveli hiç yok bana gelen evraklarda ve meclis evraklarında. Genel mizan var ama oldukça detaysız.
Bilanço var, dipnotları ve detayları yok. Genelde bilançolarda dipnotlar olur, detaylar olur. Üstadlarımız var içimizde, onlar muhakkak hepimizden daha iyi bilirler. Bir de kanun şöyle diyor, görevli muhasiplerin listesini istiyor. 41. madde hemen bakılabilir. Burada da yine görevli muhasiplerin listesinin olmadığını görüyoruz. Bir de ekstra bir detay ama kanun istediği için söylüyorum. Taşınır kesin hesap cetvelinin de olması gerekiyor. Bu bize gelen evraklarda, meclis evraklarında ve komisyon evraklarında taşınır hesap cetveli yok, hiç yok. Bu ne için önemli? Belediyemizin taşınır yani menkul varlıklarının neler olduğu da kesinlikle hesaba işlenmelidir. Çünkü bu kesin hesap bir sağlamadır aslında. Elde ne var ne yok birçoğumuz esnaf olanlar bilir. Stok sayımı yapılır. Bu bir nevi stok sayımı. Yani belediyenin ne aracı var nesi var menkul olanların burada belirtilmesi gerekiyordu. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.